Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız A10 videosu ve toprağa iniş sizden büyük ilgi gördü ve izleyicilerimiz bir dönem Türkiye'ye A10 uçakları teklif edilmişti. Bunlarla ilgili gelişmeler neydi diye bize sormaya başladı. Ben de 2019 yılında Dubai Havacılık Fuarı'nda bir A10 uçağının önünde çektiğim videoyu tekrar sizlerle paylaşıyorum. Umarım Türkiye'ye A10 gelir mi sorunuz bu videomuzda cevap bulacak. Uzun yıllardır A10 uçaklarını bu kadar yakından görmemiştim. En son Eskişehir'de 1. Anajet Üs Komutanlığı'nda yapılan bir NATO tatbikatında A10'ları görmüştüm. A10 gerçekten havacılık meraklılarının çok sevdikleri, bir taraftan da çok merak ettikleri bir uçak ama gelin ben size A10'un Türkiye'ye olan macerasını anlatayım. Bir dönem A10 alacağımızı biliyor muydunuz? Tabii Türkiye'nin 1950'li yılların başından NATO'ya girmesinin arkasından Türk Hava Kuvvetleri'nin temel bütün savaş uçakları Amerika'dan hibe yoluyla gelmeye başladı. Tabii bunun ne kadar bir yandan hata olduğunu da önce 1964'te yapılan Kıbrıs'a yapılan harekatta, hava harekatındaki Cengiz Topel şehit olmuştu bu operasyonla. Rumların Türkleri asimile etmeleri, saldırma çalışmaları üzerine Türkiye'ye garanti olarak gücünü göstermişti. Arkasından tabii bu yapılan müdahale yeterli olmayınca da 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştirilmişti. Tabii bu harekatta Amerika dedi ki benim sana Sovyetler Birliği ile savaşmak üzere verdiğim silahları sen gidip Kıbrıs'ta harekatta operasyonda kullanamazsın dedi ve Türkiye 1980 yılına kadar ciddi bir ambargoyla karşılaştı. Tabii o dönemlerde özellikle de son yıllara kadar Türkiye Amerika'nın ihtiyaç fazlası çıkmış ekipmanlarını özellikle hava kuvvetlerinde sık sık kullandı, aldı. Milli bütçeden satın alan uçakların yanı sıra örneğin eski uçaklardan F-84G'lerden başlayıp F-84 F'ler, F-100'ler, F-104'ler, 102'ler, F-4'lerin bir kısmı Amerikan yardımıyla Türk Hava Kuvvetleri'ne katıldı. Ve oradan gelen bu uçaklar uzun yıllar hani Amerika'nın tabiri caizse hurdaya çıkardığı uçaklar Türk Hava Kuvvetleri tarafından uzun yıllar kullanıldı. F-16 projesiyle birlikte Türkiye kendi uçaklarını imal etmeye, bunları milli bütçeden almaya başladı. 1990'larda Türkiye'de özellikle terörle mücadelede çok büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Ve bir düzenli orduya karşı savaşmak üzere kurulmuş Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın, terör örgütü PKK'nın yaptığı vurkaç taktiklerine karşı yeni bir konsept geliştirmesi gerekiyordu. Ve burada da önemli olan havadan yere yapılacak desteğin sağlam bir şekilde sağlanmasıydı. Yıllık Türkiye'ye verilen yardımlarda o dönem 1990'larda Amerika Birleşik Devletleri elinde bazı A10 uçaklarının olduğu ve Türkiye bunun hibe olarak verilebileceği konusunda bir bilgiyi paylaşınca Amerika Birleşik Devletleri'ne pilot, bakım ekibi ve mühendislerden oluşan bir ekip gitti. Bu uçaklar o dönemde çeşitli çöllere dağıtılmıştı. Niye çöllere yollanıyor uçaklar? Burada nem çok düşük. Gövdede, metalde korozyon olmuyor, zarar görmüyor. Uçağı güzel sarıp sarmalıyorlar. İhtiyaç halinde ya birine tabiri caizse hibe etmek, kakalamak veya ihtiyaç halinde tekrar toparlayıp bakımını yapıp uçurmak amacıyla bu uçaklar tutuluyor. Türkiye heyeti o zaman hibe için oluşturulan komisyonda A10'ları detaylı olarak inceledi ve uçakların durumuna baktı. Fakat uçakların durumu çok kötüydü. Çok ağır bir bakımdan geçirilmesi ve uçabilir hale getirilmesi gündeme gelmişti. Yapıldı, incelemeler yapıldı. Hesap kitap sonucunda bir rapor hazırlandı. Ankara'ya verildi bu rapor. Ve raporun sonucunda da Türkiye A10 almaktan vazgeçti. A10 yerine daha çok taarruz helikopterlerine ağırlık verilmesi ön plana doğru çıktı. Ve bu çalışmaların arkasından da AH-1W olarak adlandırılan helikopterler envantere girdi ama Amerika uzun yıllar bu helikopterlerin daha fazla verilmesine, arkasından oluşturulan ilk ihalede satışlarına, yeni versiyonlarının satışlarına hep karşı çıktı. A10 alsaydık ne olurdu? Tabii ki çok büyük güç, özellikle burnundaki 30 milimetrelik topun çok büyük ağırlığı var ama
Ne kadar bunları kullanabilirdik? Ne kadar ekonomik olurdu? Bunları tabi bilemiyoruz. Bunlarla ilgili nasıl bir hesap kitap yapılırdı? Çok mu pahalıya mı denk gelirdi? Kaç yıl idame edebildik? Bunlar gerçekten soru işaretlerini oluşturuyor. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri bu uçakları sürekli modernize ediyor. Çünkü Amerikan Hava Kuvvetleri'nin şu yaklaşımı var. Ne F-16'lar ne de hizmete giren F-35'lerin onların tam yerini tutmadığı ifade ediliyor. Kanat konfigürasyonları değişti. Çok büyük bir modernizasyondan geçti bu uçaklar ve halen kullanıma devam ediliyor ama tabii ki her hava aracını modernize edip sonsuz elinizde tutabilirsiniz ama önemli olan bunun size kaça mal oldu. Şöyle bir gelin isterseniz onun etrafına bir dönelim. Bir bakalım hangi özellikleri var, neleri var. Birlikte inceleme şansımız olsun. Şimdi şöyle onun yanına doğru geliyoruz. Önde en önemli silahı uçan 30 milimetrik Gatling top. Bu top o kadar etkili ki tankların, zırhlı araçların hemen zırhlarını parçalayıveriyor ve gerçekten AO'nun kullandığı en önemli silahlardan biri. Şöyle iniş takımlarına doğru bakıyoruz. Çok sağlam bir iniş takımı var AO'nun. Niye? Çünkü yarı hazırlanmış pistlere bu güçlü iniş takımlarıyla uçak inip kalkabiliyor. Mesela göl yatağına veya toprak pistlere kalkıyor ama tabi gördüğünüz gibi bununla ilgili bakım çalışmaları, uçağın hemen temizlenmesi, motorunun iniş takımlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Üst tarafta hakim bir kokpiti var uçağın. Görüş alanı çok geniş. Ön taraftaki atış sistemleri buradan pilot tarafından görülüyor. Kare bir gövde yapısı var uçağın. Bundan devam ediyoruz. Alt tarafta tabii koca bir drop tank var. Bu drop tank uçağın daha fazla havada kalmasını sağlıyor. Geliyoruz kanat altlarına. Kanat altlarında da bu gördüğünüz iniş takım kapak yuvası. Hemen yanında da ufak bir travel pod veya yakıt tankı var. Hemen kanadın altına 1, 2, 3 noktada çok sayıda bomba veya füze takılabiliyor. Tabii uçağın kanatları inanılmaz geniş bir kanadı var. Geniş kanat size ne veriyor? Geniş kanadın amacı havada tutunmayı sağlamak. Havada tutunmayı sağlarken de düşük süratlerde manevra yapabilmeniz. Bunun için görüyorsunuz kanatçıkları inanılmaz büyük uçağın. Devasa kanatçıklar var. Burada flaplar var. Uçağın dönüşünü alçak irtifalarda stol olmadan dönmesini sağlayabiliyor. Çok ilginçtir. AON'da sivil bir motor var. Ses hızını açmıyor. General Electric imalatı CF-34 tipi uçak motorları Challenger iş jetlerinde. Ve aynı zamanda bu motorlar çeşitli bölgesel uçaklarda CRJ serilerinde farklı modelleri kullanılıyor. Ve tabi burada da uçağın kuyruğunu görüyorsunuz. Çift dikey stabilize var uçağın kuyruğunda. İki tarafta da dikey stabilize. Bu da dönüşlerde uçağın büyük bir başarıyla hızlı bir şekilde dönmesini sağlıyor. Zaten görüyorsunuz devasa kumanda yüzeyleri var uçağın. Bu da uçağın yatay stabilizesi. Şöyle bir etrafında dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi uçağın pilota göre sağ tarafındayız. Diğer motoru görüyoruz. Uzun yıllardır Dubai Air Show'a katılıyorum. Pek fazla AON gelmiyordu. Bu yıl AON'un gelmesi gerçekten enteresan olmuş. Afganistan olsun, Suriye operasyonlarında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri yoğun olarak AON uçaklarını kullanıyor. Tabi burada da uçuş ekibi ziyaretçilerin yanında hem de uçağa hakim olmak üzere bekliyorlar.